İstanbul'daki en büyük Katolik kilisesi olan Saint Antoine Kilisesi, 1230 yılında rahipler tarafından inşa edilmiştir. Kurucuları Asisili Aziz François adına yapılan kilise, 1639 yılında ve 1660 yılında iki kez yanmıştır. Fakat en son geçirdiği yangından sonra Pera'ya taşınmıştır. Şu anki mimarı 1906 yılında İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından yapılmış ve İtalyan rahipler tarafından yönetilmektedir. Görkemli ve mistik bir havası olan Saint Antoine Kilisesi'nde belli gün ve saatlerde Türkçe ve Latince ayinler yapılmaktadır. Saint veya Saint Antonio olarak da anılan Saint Antoine Kilisesi, kırmızı tuğla yapısı ve gösterişli mimarisiyle yerli yabancı turistlerin Beyoğlu'nda en çok ziyaret ettiği tarihi yapılar arasındadır. Aslında daha çok bulunduğu konum ile öne çıkan bu tarihi yapı, İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray Lisesi'nden tünele giden yolda merkezi bir konumda yer almaktadır. Yüksek demir parmaklıkların ardında bulunan kilise, sanat, tarih ve mimariye meraklı olanları bir araya getirmektedir. Varlıklı bir ailenin oğlu olarak Lizbon'da 1195 yılında doğan Saint Antoine, vaftiz olduktan sonra Fernando adını almış olan Antoine, ailesinden ayrılarak 15 yaşında manastıra giriyor. Bir rivayete göre Lizbon katedralinde şeytanın varlığını hissetmiş ve yere haç işareti çizerek şeytanı kovmuştur. Manastırda yapmış olduğu farklı çalışmalarıyla dönemin en ünlü bilim adamlarından birisi haline gelmiştir. 25 yaşında papaz unvanını almış olan Saint Antoine, 1231 yılında 36 yaşındayken Padova'da hayatını kaybetmiştir.